Kampüs Kanalı'ndan hepinize merhaba. Tarih dersinde bugün Türk kültürü ve medeniyeti ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde sizlerle Türklerde ekonomi, Türklerde eğitim ve Türklerde sanat konusunu ele alacağız. Bu dersimizden sonra da ÖSYM çağrısından gelebilecek bir soruyu rahatlıkla çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi ilk maddemiz olan Türklerde ekonomiyle bir başlangıç yapıyoruz. Türklerde, eski Türkleri ele aldığımız zaman özellikle hani sert bir iklimde, karasal bir iklimde yaşamış olduğunu ifade etmiştik ilk bölümümüzde. Aynı zamanda onlar bu sert koşullar dolayısıyla da konar göçer tarzında hayatlarını sürdürecekti. Konar göçer yaşam tarzı ağırlıklı olarak hayvancılığı Türklerde ekonomik ve iktisat hayatta ön plan alacaktı. Daha sonra hayvancılığa bağlı olarak dokumacılık gelişecekti ve madencilikte de ilerlemiş olacaklardı. Zamanla da tarımsal üretime başlayınca yerleşik yaşam düzenine geçmeye başladıkça da burada tarım faaliyetlerini gerçekleştirecek. Tarım faaliyetlerine de tarıkçı adı verilen burada tarımla uğraşan insanlar gelişecekti diyelim. Aynı zamanda Türklerin bulunmuş olduğu coğrafyada etkin olan iki tane önemli ticaret yolu var. Biri Rusya üzerinden giden Kürt yolu, biri ise tarihi İpek yoludur. Biri Anadolu üzerinden, biri de Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya ulaşacaktır. Bu yola egemen olmak Türkler açısından oldukça önemli. Bu ticaret yollarına egemen olan Türk devletleri de ekonomik manada oldukça refah düzeyine erişecektir. Türkler o dönemlerde paralar bastıracak. Yarmak, Böz, Kuampo, Çav, Kampu bu paralara verilen önemli isimler olacaktır. Farklı düzeyde basılan bu madeni sike veya bez paralar olacaktır bunlar. Onu da ifade etmiş olalım. Yine Türklerde mali işlere tudun denilen üst düzey memurlar meşgul olacak. Bu tudunlar aynı zamanda vergi işleriyle uğraşacaklar. Onu da ifade edelim. Tabii vergileri Hunlarda husus memurlar, hususi memurlar, Köktürklerde imga, Uygurlarda ise ağıcı denilen görevliler topluyorlar. Tabii ihraç ve ithal ürünlerine baktığımız zaman ise Türkler daha çok dış satım mallarında üretmiş oldukları veya işlemiş oldukları etler, deriler, canlı hayvanlar, köseler, kuma ürünleri, hayvansal gıdalar, silahlar ve madeni malzemelerden kullanabiliyorlar. İthal malları ise yani dışarıdan aldıkları mallar ise tarımsal ürünler, hububat, giyim eşyaları ve ipek kumaş olacak. Dikkat! ÖSYM buradan soru sordu. Nasıl sordu? İşte Türklerin dış satımı içerisinde, dış satım malları içerisinde eski Türklerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye. Tarımsal ürünler bulunmaz çünkü tarımla o zamanlarda uğraşmıyorlar, tamam mı? Unutmayın. Demek ki ÖSYM sorduğunda 4 tane buradan, 1 tane buradan alır. Karşınıza bir sınav sorusu olarak çıkarabilir. İlk yine Türk İslam Devletleri'ne gelecek olursak artık yerleşik yaşam düzeninin biraz daha şekillendiği bir dönem olacaktır. Yine hayvancılık başı çekiyor. Ticari faaliyetler, dokumacılık, madencilik, el sanatları yine tarım sektörüyle beraber gelişim alanı gösteren alanlar olacaktır diyelim. Daha çok bunlar üzerine iktisadiyat şekillenecektir. Bir de ticaret mekanları da gelişmeye başlayacak. Kervansaraylar yapılacak, ribatlar yapılacak, hanlar yapılacak. Bu ticari mekanlarda ticarete yönelik olarak da önemli bir algı ve önemli bir süreçte meydana gelecektir diyelim. Bu ticaret mekanlarında da gelişen ticarette ülkeler zenginleşmeye, refah düzeyini artırmaya çalışacaktır. Şimdi eskiden Kürt yolu önemliydi. Artık İpek yolu, İpek yolu bakın hala geçerli Türk İslam devletlerinde. Aynı zamanda baharat yolu da hakim çünkü Türkler Orta Doğu'ya yine Mezopotamya coğrafyasına gelmeye başlayacak. Mısır'da Türk devletleri kurulmaya başlanacak. Doğal olarak baharat yolunun da önemi oldukça artmış olacaktır. Baharat yolu da Hindistan'dan başlayıp Akdeniz üzerinden böyle veya Kızıldeniz üzerinden burada Avrupa'ya uzanan önemli bir ticaret yolu olacaktır. Bunlara hakimiyetlik mücadelesi de Türkler arasında oldukça artacak. Bu yollara hakim olmak da sizin ticari manada zenginleşmenizi, ekonomik manada da bir refah düzeyine erişmenizde oldukça önemli değil. Peki Selçukluların başlıca gelir kaynakları ne? Büyük Selçuklulara baktığımız zaman. Öşür var, Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Haraç var, bu da gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. Cizye var, gayrimüslim erkeklerden alınan ve askere gitmemeleri karşılığında toplanan bir vergi olacaktır. Bağcı pazar, pazar vergisidir. Ganimetler ise savaş gelirlerinin 1/5 olacaktır. Yine komşu devletlerin hediyeleri, maden, orman ve tuzla gelirleri de bundaki önemli gelir kaynaklarını oluşturan unsurlar olacak. Türkiye Selçuklu Devleti'ne gelecek olursak, Türkiye Selçuklu Devleti özellikle ticareti oldukça geliştirmeye çalışan önemli bir devlet olacaktır. Bulmuş oldukları coğrafyada onlar Venediklerle ticaret anlaşması yapacak, %1 gibi düşük oranda gümrük vergisi alacak, yabancı tüccarların her türlü zararlarını karşılayacaklar, yani devlet sigortası uygulamasını başlatacaklar. Yeni ticaret yollarının açılması ve yolların güvenliğini sağlanması
oluşturacaklar. Yine ticaret kervanlarının dinlenmesi için 30 ve 40 kilometrelik aralarla kervansaraylar yapılacaktır bu dönemde. Ve Anadolu'da siyasi birliği sağlayarak özellikle ticaret geliştirmeye yine böyle liman kentlerini işte Sinop'u fethedecekler, Antalya'yı fethedecekler. Fethettikleri bu alanlarda da ticaret, Akdeniz ve Karadeniz ticaretini de canlandırmaya çalışacaklar bir iktidar sistemine gelelim. Türklerde ilk olarak Büyük Selçuklu Devleti döneminde uygulanmış olduğunu önceki dersimde ifade etmiştim. Topraktan gelen bu vergi iktidar sahibine gelir olarak bırakılıyor. Bunun karşılığında da orada bu iktidar sistemi içerisinde asker yetiştiriliyordu. Esasen gerek hani taşradaki o yönetimin ve düzeni sağlanmasında, taşrada ordunun oluşturulmasında ve taşrada da güvenliği sağlanıp üretim devamının sağlanmasında oldukça önemli bir sistemdir. Osmanlı'da ise tımar sistemi olarak bilinmektedir bu sistem. Peki bunun faydaları neler? Bu sistemle beraber devlet asker yetiştirmek için ek bir kaynağa ihtiyaç duymuyor. Yine devlet yöneticileri halk ve ülke üzerinde etkisi gücü otoritesi özellikle taşradaki güvenlik arttığı için de sağlanıyordur. Tarım arazilerinin sürekli ve verimli bir biçimde işlenmesini de sağlayan önemli bir sistem olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hazineden para çıkmıyor. Bu yüzden de devletin maaş konusunda yaşadığı güçlükler azalıyor. Yine toprakların verimli kullanılmasının yanı sıra askerin yetiştirilmesi artacak ve hızlanacaktır. Göçebe olarak yaşamını sürdüren Türkmenlerin de yerleşik hayata geçmelerini hızlandıran temel bir sistem olacaktır. Aileye gelelim. 13. yüzyılda temeli yardımlaşma üzerine kurulan temelinde bir sanatçı örgütlenme olacaktır. Gerek Türkiye Selçuklu Devleti'nde gerekse Osmanlı'nın ilk dönemlerinde oldukça baskın olan önemli bir ticari unsur olacaktır. Ahiler zamanla etkisini yitirecek ve yerine de loncalar alacaktır diyelim. Osmanlı Devleti'ne gelelim. Osmanlı Devleti mali ve ekonomiden sorumlu en önemli görevi defterdar olacaktır. Yine tarım ve hayvancılık üzerine şekillenen bir klasik iktisat anlayışı vardır. Temeli tarıma dayalı. Tarım genellikle göçebe yaşamayan burada yerleşik halkın temel ekonomisi oluşturuyor. Göçebe yaşayanlar ise ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşacaktır Osmanlı. Ticaret mekanlarına gelelim. Limanlar özellikle uluslararası ticaret için oldukça önemlidir. Akdeniz limanları önem teşkil ediyor. Kapanlar özellikle Osmanlı şehirlerinde böyle yiyecek maddelerin satıldığı, pazarlandığı, fiyatlandırıldığı yerler olacaktır. Bedestenler, kumaş, mücevher ve kıymetli eşyaların atılıp satıldığı yer olacaktır. Kervansaraylar 30, 40 veya 50 kilometre aralığıyla özellikle kervanların konaklanıp ücretsiz burada ihtiyaçlarını karşıladığı yerler olacaktır. Ticari mekanlardır. Bir de pazar yerleri var. Mesela Osmanlı'da ünlü pazar yerleri arasında özellikle payitaht için söylesek kapalı çarşı var mesela. Yine Mısır çarşısı. Özellikle bu çarşı alanlarında bu pazarlar insanların rahatlıkla böyle ticari alışverişlerini yapmış oldukları mekanlar olacaktır diyelim. Dış ticarete gelecek olursak menzil teşkilatı özellikle ticaret yolları üzerinde taşımacının hızlı bir şekilde yapılmasına yönelik bir faaliyet olacaktır. Derbent teşkilatı bu ticaret yolları üzerindeki güvenliği sağlayacaktır. Mekkari taifesi ise taşımacılıkla uğraşan temel bir taife olacaktır. Bunlar da dış ticarette Osmanlı'nın faydalandığı unsurlar olacak. İç ticarette ise o az önce bahsetmiştik. Ahi teşkilatı etkisini yitirmeye başlayınca lonca teşkilatı burada ön plana çıkmaya başlayacaktır. Lonca teşkilatın görevleri arasında esnaflar ve halk arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları giderdiğini, ürünlerin satış fiyatını belirlediğini, üretici ve tüketiciyi koruduğunu, ham madde temini ve dağıtımını sağladığını, üretilen malların kalite kontrolünü burada yaptığını, yine dükkan açma ve çalışma izni anlamına gelen gelir belgesini burada verdiğini söyleyebiliriz. Önemli bir teşkilattan var. Özellikler arasında usta kalfa çırak ilişkisine yönelik bir mesleki eğitim burada verilecektir. Yine lonçalardaki her bir küçük meslek grubuna biz hirfe tanım edeceğiz. Gayrimüslimlerin de bu teşkilata üye olabilmesine imkan tanınacaktır. Üretim standartlarını belirleyen bir ihtisap kanunları var. Lonçalar kadı ve ona bağlı olan muhtesipler tarafından denetleniyor. Başlarında şeyh var. Aynı zamanda uymakla yükümlü oldukları fütüvvetname adlı bir mesleki ilkelere bağlılardır. Bu şeyhin yardımcılar arasında ise Ketuda, Ehli İbre ve Yiğit Başını göstermemiz mümkün. Klasik dönem Osmanlı ekonomisinde esas olarak alınan iaşecilik, gelenekçilik ve fiskalizm akımları etkendir. Osmanlı özellikle merkantilizmi benimsemeyecektir. Merkantilizm neydi? Özellikle altına ve gümüşe dayalı zenginliği ölçüt alan bir unsur olacaktır. Bu merkantilizm benimsenmeyecek. Daha çok klasik ekonomide biraz daha tarıma, hayvancılığa, ticarete dayalı olan iaşecilik, gelenekçilik ve fiskalizm akımları
etken olacaktır. Bu yüzden uzun yıllar Avrupa ekonomisini takip etmede Osmanlı geri kalacaktır diyelim. Yine klasik dönemde de tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler de var. Standartizasyonda malların standart olması, nar ve toptancı halleri, kapanlarda da burada üretimde kaliteyi koruma esasları görülecektir diyelim. Osmanlı Devleti'nin hazinesine gelelim. Şimdi hazine-i amire dediğimiz dış hazine, özellikle devletin tüm giderlerine aktarıldığı devlet hazinesi olacaktır. Defterden sorumlu olacak. İç hazine dediğimiz enderun hazinesi ise olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan tedbir hazinesi olacaktır. Bir de Cebi Humayun var ki bu da Mısır eyaleti gelirlerinin katıldığı ve padişahın kişisel tahsilatı anlamına gelen temel bir hazine olacak. Osmanlı Devleti'nin paraya gelelim. Paraya verilen, madeni paraya verilen isimler arasında sikke, akçe, guruş, mecidiye, sultani, metelik, pul, para, mangır ve altın liraya gösteririz. Kağıt para ise kaimi muteberi olarak görülecektir. İlk bakır para Osman Bey döneminde, ilk gümüş para Orhan Bey döneminde, ilk altın para Fatih Sultan Mehmet'te, ilk kağıt para ise Abdülmecit döneminde bastırılacaktır. Vergilere gelelim. Osmanlı'da vergiler şer'i ve örfi vergiler olarak ikiye ayrılacaktır. Şer'i vergiler ise öşür, Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Haraç, gayrimüslimlerden alınan ürün vergisidir. Cizye, gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmaları karşılığında alınan bir vergidir. Anam ise küçükbaş hayvan vergisi. Örfü vergiler arasında ise çifthane, bir çift öküz ile işletebilen araziden alınan bir vergi olacaktır. Çift bozan, tamar sistemi içerisinde toprağı izinsiz olarak terk eden veya 3 yıl üstü ekmeyenlerden alınan vergi olacaktır. İspenç, gayrimüslimlerden alınan toprak vergisidir. Bağç, çarşı pazar vergisi. Ağıl, sürü sahiplerinden alınan vergi. İmdadiye, seferiye, sefer sırasında alınan bir vergi. İmdadiye hazire ise barış zamanında alınan bir vergidir. Derbent, köprü veya geçitlerden alınan vergi. Avarız ise burada olağanüstü hallerde alınan örfi vergiler arasında olacaktır. Mesela ÖSYM'e sorarsanız sorar iki kalıpta. Birincisi aşağıdaki yerden hangisi Osmanlı'da mesela şer'i vergiler arasında gösterilemezler. Burada dört tane şer'i vergi, bir tane de örfi vergi verir. Bu birinci kalıptır. İkinci kalıpta ise ya mesela çarşı ve pazarlarda alınan verginin adı aşağıdaki hangisidir der. Sen o zaman bahç dersin. Bir de bu kalıpta soru sorar. Devam edelim. Osmanlı ve Avrupa devletlerinde ekonomi anlayışı özellikle farklılaşacaktır. Osmanlı gelenekçi ekonomik anlayışlarına hakim ve egemen kılarken Avrupa'da ise coğrafi çeşitlerle beraber bir merkantilist ekonomik anlayışı gelişecektir ve zenginlik bu değerli madenlere görülecektir. Daha sonra coğrafi keşifler biliyorsunuz ve kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisinin çökmesinde ve Osmanlı ekonomisinin gerilemesinde önemli bir unsur olacak. 17. yüzyıl sonrasından artık Osmanlı ekonomisi iyice gerilemeye başlayacak. 18. yüzyılda beraber Batı'nın üstünlüğü kabul edilmesiyle Batı'da yeni ekonomik yaklaşımlar benimselmeye başlayacak ve Osmanlı da artık Batı ekonomisinde görmeye ve izlemeye çalışacaktır. Sanayi inkılabı ile beraber Osmanlı ekonomisi artık çökecektir. Sanayi inkılabı ile beraber Osmanlı'da bu küçük el atölyeleri ve küçük böyle işletmeler kapanacak. Seri üretim, Avrupa'daki seri üretim Osmanlı pazarına hakim olacaktır. Bunun üzerine de 1881 yılına geldiğimiz zaman Osmanlı ekonomisi doyumu umumiye idaresini açarak artık iflasını gösterecektir. Osmanlı'daki bankacılığa gelelim. Şimdi Banka Dersaadet 1847'de açılan ilk Osmanlı Bankası olacaktır. Banka Osmanlı ise 1856'da İngiliz girişimciliği açılacak. 63'te Fransız'ın da ortaklığıyla Banka Osmanlı şahane adını alacaktır. 1930 yılına kadar Merkez Bankası kurulana kadar da Osmanlı'da kağıt para basma yetkisine sahip banka Osmanlı Bankası olacaktır. Memleket sandıkları 1863'te çiftçiye kredi vermek amacıyla kurulan Ziraat Bankası'nın temelidir. İstanbul Emniyet Sandığı 1868'de memleket sandıklarına benzer bir amaçla kurulmuştur. Ziraat Bankası 1888'de İnşaat Ulubi döneminde açılan Osmanlı Devleti'nin ilk milli bankası olarak görülür. Osmanlı itibari Milli Bankası ise İttihat ve Terakki'nin yönetim zamanında açılan temel önemli bir banka olacaktır. Cumhuriyet dönemine gelelim. Cumhuriyet döneminde ekonomiyi ele alalım. Şimdi Cumhuriyet döneminde esasen ilk yıllarda ekonomik politikalar iki evrede inceleniyor. Birinci evrede liberal bir ekonomik anlayış incelenecektir. Ancak 1929 ekonomik krizin patlak vermesiyle beraber artık ikinci evrede devletçi modele geçilecektir ve bu şekilde bir karma ekonomik model şekillenecektir diyelim. Tabii ilk aşamada teşvik sanayi kanunun çıkarılması, ekonomiye işte İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi bunların hepsi sanayileşmenin ve ekonomik teşvikin artırılmasına yönelik olacaktır. Ancak dediğim gibi 1929 ekonomik krizinden sonra devletçilik ön planda olacak. Tabii Cumhuriyet
esaslarına gelmeden evvel, Cumhuriyet döneminin esaslarına gelmeden evvel, biliyorsunuz ki bir savaş döneminde olan ulus var. Bu yüzden temel amaç önce ekonomik bağımsızlığı burada kazanmak. İşte o kapitülasyonların reddi, her türlü ekonomik böyle pranganın reddi olacaktır. İzmir İktisat Kongresi'nde milli ekonomik yükümlülükleri belirlenecek. Kabotaj Kanunu ile beraber denizlerde millileştirme esas alınacaktır. Teşvik Sanayi ile beraber 1927'de ekonominin artılması için özel teşebbüs burada teşvik edilecektir. Ancak 1929'da ekonomik bunalımla beraber artık devletçi ekonomi model gelişecektir ve 1930'da Merkez Bankası kurularak da para basma yetkisi Merkez Bankası'na veriliyor, Osmanlı Bankası'ndan alınarak. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulacak. Burada iktisadi anlamda gelişme ve tasarruf artırma yönelik faaliyet olacaktır. Birinci 5 yıllık sanayi planı ile beraber de 1933-1937 yılları arasında bir ekonomik kalkınma dönemi başlatılacaktır. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın da oraya girmesiyle beraber ikinci 5 yıllık sanayi planı uygulanacaktır. Evet, bu şekilde Türkler de ekonomiyi ifade etmiş olduk. Türkler de eğitimle devam edelim konumuza. Şimdi ilk Türk devletlerinde eğitim konusuna baktığımızda ilk Türk devletlerinde verilen eğitimde töre ön planda olacak. Öncelikle törenin burada etkisini göreceğiz. Aynı zamanda şunu söylemekte fayda var ki Türklerde eğitim anlayışında ahlak, terbiye, iyilik, cömertlik, sorumluluk ve bilgelik ön planda olacaktır. Türk toplulukları sürekli savaş tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için de savaş sanatını burada geliştirmeye çalışacak. Yine hayvan hastalıkları konusunda eğitimli çünkü hayvancılık ön planda olacak toplumda. Yine Köktürklerin geliştirmiş olduğu bir kendi alfabeleri olacak, 38 harften oluşan ki Orhunlu yazıtlarında Türk tarihine bilinen ilk yazılı eseri de olması açısından önemlidir. Köktürk alfabesi de yazılacaktır. Yine Uygurlar döneminde de yerleşik hayat ön plana çıkacak ve Uygurlar da kendine has bir alfabeyi de burada geliştirmiş olacaklar. İlk Türk devletlerinde bilim konusuna baktığımız zaman bronzu ilk defa kullanan Türkler olacaktır. Yine hayvan hastalıklarının tedavileri yönünde oldukça gelişmiş olacaklar. Yine demirin işletilmesi ve sanatında kullanılmasında gelişecekler. Matbaa kullanımı Çinlerden öğrenip bunu geliştirmeye çalışacaklar. Ve 12 hayvanlı Türk takviminde burada kullanarak gökbilimi, astronomi açısından da oldukça gelişmiş olduklarını gösterecekler. Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelere gelecek olursak, Türkler özellikle Orhun alfabelerini yani Köktürk alfabelerini kullanacaklar. Bu milli bir alfabedir. Uygur alfabesi de yine milli bir karakterde alfabe olacaktır. Göktürk alfabesi burada 38 harften oluşurken Uygur alfabesi 14-18 harften oluşan bir alfabe olacak. Yine Türkler bu iki alfabe dışında Soğut, Kiril, Arap ve Latin alfabelerini kullanacaklar. Türklerde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerine gelelim ve destanlara değinelim burada. Sözlü edebiyat türleri arasında koşuk, şölenlerde, ziyafetlerde, kopuz eşliğinde söylenen coşkulu şiirler olacaktır. Savlar, atasözleri, sagular ise ağıtlar olacaktır. Destanlar ise olağanüstü olayların anlatıldığı kahramanlık öyküleri olacak. İşte Alper Tungo şu destanları Sakalara, Türeş Kutlu Dağ destanları Uygurlara, Oğuzkan destanı Asyonlarına, Ergenekon Bozkurt destanları Göktürklere ve Manas destanı ise Kırgızlara ait olacaktır diyelim. İlk Türk İslam devletlerinde eğitim ve bilim konusuna gelecek olursak, Türkler kalabalık gruplar halinde İslam dinine geçince İslam dünyası da eğitim ve bilim alanında oldukça farklılaşacaktır. Buhara, Semerkant, Taşkent, Balasagun, Kaşgar gibi şehirler bilim ve kültür merkezi haline dönecektir. Özellikle Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eseriyle beraber çizmiş olduğu haritalarla da ilk Türk haritacısı ve dil araştırması yaptığı için de ilk Türk filoloğu olarak da bilinmektedir. Yusuf Hasacip ise yazmış olduğu eserle beraber Kutadgu Bilgi özellikle oluşturacaktır. Bu eserde önemli bir siyasetname ve nasihatname özelliği ve niteliği taşıyacaktır. Yine Selçuklu medreseleri ön planda Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da yapılacak. Daha sonra Alparslan döneminde Nizamiye medreseleri adıyla anılacak. Yeni yeni okullar açılacak ve bu medrese yapılarıyla beraber de Türkler eğitim ve bilim faaliyetlerinde gelişmiş olacaklar. Peki bu medreselerde ne gibi dersler okutuluyordu? Din ve hukuk dersleri var. Kur'an okuma, tefsir, hadis, fıkıh, kelam. Dil ve edebiyat dersleri var. Arap edebiyatı, Fars edebiyatı, nahiv ve sarf, yine hitabet, cerh ve tadil, tarih ve edeb dersleri. Yine felsefe ve mantık dersleri var felsefe grubunda. Müspet bilim dersleri var. Tıp, cerrahi, hesap, hendese, müsellesat, yine nucum, heyet ve tabiat gibi dersler olacaktır. Yazılı edebiyat örneklerine gelelim. Şimdi Türklerin İslamiyet'i benimsemesiyle beraber Kıranlar döneminde ilk Türk İslam eserleri de bırakılacaktır. Bu eserler arasında ilki bizim için Kutadgu Bilik olsun. Yusuf Hasacip tarafından yazılan, mutluluk veren, bilgi anlamına da gelen bir siyasetname türü eserdir.
bilinen de ilk yazılı örnek bu olacaktır Türk İslam döneminde. Divan-ı Lügat-ı Türk ise Türkçe ansiklopedik bir sözlük olacaktır. Burada Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eser içerisinde de bir Türk dünya haritası barındıracaktır. Eserde Abbas Halifesi El-Müktedi Billah'a sunulacak. Divan-ı Hikmet'e gelelim. Hoca Ahmet Yasevi tarafından yazılan bu eser özellikle tasavvuf edebiyatının da ilk eseri olacaktır. Divan-ı Ahlaki Öğütler'de içerecek diyelim. Atabatül Hakkaik ise Edip Ahmet Yükneki tarafından gerçeklerin eşiği manasına giren bir eserdir. Uygur alfabesiyle yazılacaktır. Karanlığı hükümdarlarından Muhammed Dat İspehsalar Bey sunulan bir eser olacak. Şehname'ye gelelim. Firdevsi tarafından yazılacaktır Şehname. Gazneli döneminde yazılacaktır. Eserde İran-Turan savaşları anlatılıyor. Hatta bu savaşlarda da Alpertunga'dan da bahsedilecek. Alpertunga bu eserlerde Afrasiyab adıyla bilinecektir. Tarih-i Yemin Utbi tarafından yazılan bir eserdir. Gazze-i Mahmut'a sunuluyor. Siyasetname Nizami tarafından yazılan ve Melikşah'a sunulan bir siyasetname ve siyaset öğüdü eseridir. Ömer Hayyam tarafından yazılan Rubailer ise İran Saray Gecelerini anlatan bir eser olacaktır. Divan-ı Enveri ise Enveri tarafından yazılan bir eser olacaktır. Muhakeme-tül Lugaten ise hani dillerin muhakemesi manasına gelen Türkçenin de Farsça kadar zengin bir dil olduğunu gösterme manasıyla Alişir Nevai tarafından yazılan bir eser olacaktır. Türk İslam bilginlerine gelelim. Harezmi özellikle sıfır kullanması bakımından oldukça önemli olacaktır. Beytül Hikmeler'de de yöneticilik ve hocalık yapan önemli bir isim olacak. Onun için onu söyleyelim. Farabi Avrupa'da El-Farabius olarak bilinecektir. El-Medine fazla önemli bir eser olacak. Özellikle tarihte de ilk kez Birleşmiş Milletler adını da kullanacak. Bu fikrini de ortaya atacaktır. Yine Farabi, Aristo muallimi evvel olarak bilinir. Onun eserlerine yeni anlayış getirdiği için de muallimi sani yani ikinci öğretmen olarak da bilinmektedir. İbn-i Sina, Avrupa'da Avicenna olarak bilinecek. Tıp dünyasına yapmış olduğu katkılarla beraber uzun yıllar Avrupa'da kitapları okutulan önemli bir isimdir. El-Kanun Fıttıb önemli bir eseri. Yine tıbbın hükümdarı olarak da biliniyor. Biruni Gazneli Mahmut döneminde yaşayacak ve Gazneli Mahmut'un burada sarayımın en değerli hazinesi dediği önemli bir kişidir. Özellikle El-Asari Bakiye adlı eserinde de Asya'da milletler hakkında önemli bilgiler verecektir. Gazali Selçuklu döneminde yaşayan Nizamiye Medresesi'nde baş müderris olarak görev alan önemli bir alimdir. Yine yazmış olduğu eserler arasında İlhaül Ulumiddin ve Tefavütül Felasefiye adlı eserleriyle ön plana çıkar. Ömer Hayyam, Sultan Melikşah döneminde Celali Takvim'i hazırlayan önemli bir isimdir. Yine Türk üçgeni olarak da bilinen Hayyam üçgeni bulacaktır. Z. Mahşeri, burada Hazemşahlar döneminde yaşayan önemli bir isimdir. Mekke ve Medine'de çok uzun süre kaldığı için Allah'ın komşusu adına gelen Cerrahül adını da burada alacaktır. Yine Keşşaf Tesiri ve Mukamedetül Edeb adlı eserleri de ön planda olacak. İbn-i Rüşd, İspanya'da yetişecek önemli bir alimdir. Endülüs Emevi döneminde yaşayacaktır. Aristo'yu da Avrupa'ya tanıtacaktır. Yine bakın Thomas Aquinas ona yorumcu manasına gelen şarih unvanını da verecek. Teafüt ve Mekâlfil Mizaç adlı iki önemli eseri de var. Ulu Bey ise Timur'un torunlarından biri olacak. Aynı zamanda bu devletin, Timur Devleti'nde hükümdarlığını yapacaktır. Semerkant'ta kendi adına bir rasathane yapılıyor. Aynı zamanda en önemli eseri ise Zeyci yani Yıldızlar Cetveli olacaktır diyelim. Fatih döneminde Anadolu'ya gelen Ali Kuşçu da Ulu Bey'in önemli bir öğrencisi olacak. Osmanlı dönemindeki eğitim ve bilime bakalım. Şimdi klasik dönemde Osmanlı'da örgün ve yaygın eğitim olarak okullar ikiye ayrılıyordu. Örgün eğitim içerisinde Sabiyan Mektepleri'ni, medreseleri, askeri eğitimi ve saray eğitimini Enderun'da, Harem'de ve Şehzadegan Mektebi'nde görecektik. Yaygın eğitim ise camilerde, tekkelerde, zaviyelerde, kütüphanelerde, dergahlarda, sahaflarda, kıraathanelerde, muvakkithane ve rasathanelerde, loncalarda ve konaklarda veriliyordu. Medreseler konusuna gelecek olursak Osmanlı'da ilk medrese İznik'te açılan Süleyman Paşa Medresesi olacaktır. İlk müderrisi burada Davud-u Kayseri olacaktır. Sahn-ı Sevan Medreseleri Fatih döneminde Süleymani Medreseleri ise Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Medreseler burada hariç, dahil ve san adı verilen bölümlere ayrılacaktır. Medrese hocaları müderrisidir. Bu müderrisler aynı zamanda onunla talebeler arasındaki görevliler ise asistanlar ise muhit olarak bilinecektir. Öğrencilere suhte, sofu veya talebe denilecektir. Yüksek öğretim düzeyindeki öğrenciler ise danışmet olarak bilinecektir. Öğrenciler burada icazetname denilen
diplomayla mezun olacak. Devam edelim. Medreselerin bölümlerine gelelim. Medreselerin bölümlerine bakalım burada. Darul Kura burada Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesini ve bu usulüne göre okunması amacıyla verilen bir bölüm olacaktır. Darul Hadisler'de daha çok ileri düzeyde eğitim veren ve hadis araştırma yapılan bir kısım olacaktır. Darul Hendese'de matematik, astronomi gibi pozitif bilimler veriliyor. Darul Tıp'ta ise tıp alanında bilgiler verilecektir. Osmanlı'daki saray eğitimine gelelim. Enderun'da daha çok böyle devşirme askerler orada yetiştirilecektir. Bu Enderun'da yetiştirilen devşirme askerler veya kişiler ise bazen asker olarak, bazen devlet adamı olarak buraya kazandırılacaktır diyelim. Haremlerde ise padişah işleri, kızları ve carilerin eğitimleri var. Burada yeteneklerine göre müziki, resim, edebiyat, nakış, örgü gibi işlerde bakılacaktır. Şehzade eğitiminde ise ilk olarak şehzadeler Şeyhülislam'ın huzurunda Bedi Besmele verilen törende Kur'an okuma dersiyle ilk derslerini alacaklar. Daha sonra ilk öğretim manasında burada derslerini göreceklerdir. Tabi sarayda şehzadeler burada eğitimini aldıktan sonra lalalarla beraber deri tecrübesi kazanmak amacıyla sancaklara gönderilecektir. Peki ne oldu da Osmanlı'da bu teşkilatlanma yapısı içerisinde bu eğitim bozuldu? Bir defa yöneticilerin bilim alanındaki çalışmalara desteğinin azalması etkendir. Felsefe ve mantık gibi akli ilimlerden vazgeçilmesi, medreselerin kendi iç müfredatını geliştirmeyi zorlaştırması, yine batıda eğitim alanında görülen gelişmelerin takip edilememesi, göçler sonucunda kentlere gelen nüfusun medreselerde barındırılması, yani medresenin bir hayır kurumu olarak görev yapılması, yine rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, çocuk yaştaki kişilere ulema payesinin verilmesi, yani beşik ulemalığı sisteminin de gelişmesi. Yani işte kadının oğlu kadıdır diye. Yani bir ulema sisteminin, beşik ulema sisteminin gelişmesi eğitimi bozacak. Tabii zamanla Batı eğitimi kabul edilecek. Tanzimatla beraber de Osmanlı eğitim sisteminde birçok yeni okul açılacaktır. İptidai mektepler açılıyor. Yine rüştiyeler ortaokul düzeyinde, idaliler, sultaniler lise düzeyinde, darülfünunlar üniversite düzeyinde, yine darül muallimet, darül muallimat, erkek ve kız öğretmen okulları düzeyinde hukuk mektepleri açılacaktır. Bir de güzel sanatlar, yani sanayi nefise mektepleri açılacaktır diye. Matematik ve astronomi alanında çalışanlara gelelim. Şimdi Kadızade-i Rumi, özellikle Semerkant'ta Ulubey Rasathanesi'nde öğrenim gören önemli bir matematik ve astronomi bilginidir. En önemli eseri burada Mutasaffari fil hisap olacaktır. Ali Kuşçu'ya gelecek olursak, Fatih döneminde davet üzerine İran'dan gelecek, Sahn-ı Seman medreselerinde hocalık yapacaktır. Özellikle Osmanlı'daki matematiğin temelini atan Risaletül Fetiye adlı eseri de yazan önemli bir isimdir. Takıyüddin Mehmet Efendi'ye gelelim. İkinci Selim döneminde müneccimbaşı olacak. Özellikle İstanbul'da ilk kez rasathane kuracaktır. Ancak bu Osmanlı ulemasının tepkisini çektiğinden dolayı da bu rasathaneye kapatılacaktır diyelim. Alatari Rasadiye-i Şeyhin Şahi önemli bir eseri oluyor. Matrakçı Nasuh Efendi'ye gelelim. Matematik ve astronomi uzmanı olacak kendisi. Özellikle de önemli bir minyatür sanatçısıdır. Dört işlem, kesirler, ölçüler ve geometri konularında da çalışmaları mevcut. Cemalütül Küttab ve Kemalütül Hisab önemli eserleri arasında bulunacak. Akşemseddin'e gelelim. Şimdi Akşemseddin Sultan burada 2. Mehmet'in hocalarından biri olacaktır. Tarihte mikroorganizmalardan bahseden de ilk kişi olacaktır. Mikrobiyolojinin babası olarak da biz bunu sayabiliriz. Celaleddin Hızır'a gelelim. Yıldırım Bayezid tarafından ilk Darüşşifa'ya tabip olarak tayin edilen önemli bir tıp bilginidir. Şifaül Eskam ve Kitabül Talim önemli eserler arasında olacaktır. Altunizade'ye gelelim. Fatih döneminin önemli bir tıp bilgini olacaktır. Üroloji alanında önemli çalışmalar yapan bir isimdir. Ahi Çelebi ise Fatih döneminde yaşayan bir tıp bilgini olacak. Böbrek taşları için bir risale yazacak ve Faide-i Hasat adlı önemli bir eseri de olacaktır diyelim. Tarih ve coğrafya alanında çalışanlara gelecek olursak, Hoca Saadettin Osmanlı tarihiyle ilgili bilgiler veren bu Tecavütü Teravih adlı eserde çalışacaktır. Piri Reis bu Kanuni döneminde yaşayan ve Kanuni'nin bu Hint deniz seferlerine katılan önemli bir komutan olacaktır. Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle de ilk dünya haritasını çizecek ve böyle güzel bir eser de ortaya çıkacaktır. Yine Seydi Ali Reis Kanuni döneminde bu Hint deniz seferlerine katılan isimlerden biri olacak. Memleketlerin aynası manasına gelen Miratül Memalik adlı eseri yazacaktır. Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşayan önemli bir seyyahtır. Seyahatname adlı önemli bir eseri de var. Katip Çelebi ise 17. yüzyılda yaşayan ünlü bir seyyah olacaktır. Hacı Halife ya da Hacı Kalfa olarak da bilinir. Keşf-i Sunun, Fezzeke ve Cihannuma adlı eserleri mevcut. Taş Köprülüzade Ahmet'e gelelim. Osmanlı Devleti'nin
ilk bilim tarihçisi olarak da bilinecektir. En önemli eser arasında Miftahül Saade ve Misbahü's Siyade bulunacak. Osmanlı'daki edebiyat alanlarına gelecek olursak halk edebiyatı, tekke edebiyatı ve divan edebiyatı olarak şekillenecektir. Halkın anlayabileceği sade anlaşılır dili kullanan halk edebiyatıdır. Karacaoğlan, Köroğlu, Erzurum Nermah gibi Gevheri, işte Kul Mustafa gibi önemli isimler burada. Tekke edebiyatı ise tasavvuf düşüncesiyle yazılan edebi eserler olacaktır. İlahi aşk konu edinecek. Eflakede de Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal, Kaykusuz Abdal, Şeyh Galip gibi önemli isimler burada. Saray edebiyatı olarak bilinen divan edebiyatı olacak. Ağdalı bir dili olacaktır. Fuzuli, Baki, Nefi, Nedim, Nerciz, Nesim, Nevi, Nabi, Şeyh Galip, İzzet Molla gibi isimler de divan edebiyatında. Cumhuriyet dönemine gelecek olursak Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile beraber Öğretim Birliği yasasıyla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Eğitim Öğretim Birliği sağlanacaktır. Medreseler kaldırılacak. Din görevlileri yetiştirmek için imam hatip okulları açılacak. İlahiyat fakülteleri açılacaktır. Eğitimde çağdaş, demokratik ve laik bir sistem benimsenecektir. Tarih ve dil konusunda da millileşme hız kazanacak. Okuma yazmayı kolaylaştırmak için de okur yazar oranını artırmak amacıyla Türk harfi kabul edilecektir. Kadınların eğitime de önem verilecek ve karma eğitim modeline de geçilecektir. Evet, üçüncü maddemize geçelim. Türklerde sanat. Türklerde sanat konusuna geldim. Şimdi mimari, dokuma, resim, heykel, müzik alanında Hunlar'da, kök Türklerde ve Uygurlar'da nasıl ele alınıyor bir görelim. Mimari alanda Hun kalıntılar arasında kurganlar ve çadırlar var. Biliyorsunuz ki konar göçer yaşam tarzı olduğu için öyle büyük mimari eserlere rastlanmaz. İşte anıt mezarlar, mezar külliyeleri daha çok Hun ve Köktürklerde görülür. Ancak Uygurlara gelecek olursak tonos, kubbe ve Türk üçgeni gibi yapılara yer verilecek ve mimari yapılarda biraz daha gelişme sağlanacaktır. Dokumacılıkta hepsi hayvancılıkla uğraştığı için önemli dokuma faaliyetleri gelişecek ve dokuma üzerine geliştirecekler kendini. Resim sanatına baktığımız zaman her üç devlette de mesela Hunlarda 12 hayvanlı takvim ait resimlere rastlanıyor. Köktürklere baktığımız zaman savaş sahneleri, daha çok toplumsal hayatı ilgilendiren kaya resimleri, kurt figürleri sık yer veriyorlar. Uygurlar'da ise resim sanatı biraz daha gelişecektir. Budizmle beraber, yine maniyizmle beraber lotus çiçeği, kutsal kabul görecek çiçek motifi oldukça fazla kullanılacaktır. Heykel sanatında ise onlara ait heykeller ahşaptan, pişmiş topraktan ve madenlerden yapılıyor. Daha çok hayvan tasvirleri var. Köktürklere geldiğimiz zaman hayvan tasvirlerinin yanında artık insan tasvirlerine de yer veriliyor ve kişi heykellerini de görebiliyoruz. İşte Bilge Kağan, Tonyo Kuk, Vezir, yine Kürtigin üzerine görmemiz mümkün. Uygurlarda ise tapınak ve sivil mimari süsleyebilecek şekilde işte freskler, önemli heykel yapıları oldukça geliştirilmiştir diyelim. Müzeye geldiğimiz zaman Avrupa Hunu hükümdarı Atilla sık sık ziyafetler verip kopuz eşliğinde kahramanlık müzikleri dinliyor. Köktürklerde daha çok böyle telli kopuz çalınarak müzikler ön plana atılıyor. Uygurlara gelecek olursak da onlarda müzik daha çok çeşitleniyor. Bireysel müziğin yanında toplu halde söylenen müzikler de yapılmaya başlanacak. İlk Türk İslam devletlerinde sanata gelelim. İslam'ın şekillenmesiyle beraber bazı sanat alanları gelişirken bazıları geride kalacaktır. Mesela resim ve heykelcilik geride kalacak. Niye? Çünkü putperestliği çağrıştırdığı için. Cami süsleme biraz daha ön planda. Mihraplar camilerde imamın namaz kıldığı kıble tarafındaki bölüm olacaktır. Revaklar yapının ön yüzünde bir kemer dizisiyle o dışa alçalan, örtülü uzanmasında mekanlar olacaktır. Kemer var. İki sütun birbirine bağlayan mimari ögelerdir. Minberler camilerde hutbe okunan yer olacaktır. Şadırvanlar abdest alınması amacıyla caminin yanında yapılan çeşmeli bölüm olacaktır. Avlular var. Cami avlularının oluşturan açık bölümdür. Eyvanlar var. Onlar da genel olarak binaların ortasında bulunan ve iç avluya açılan üç tarafta kapı veya tonozu örtülü mekanlar olacaktır. Tabii Türk İslam sanatı Türklerin İslamiyeti tanışmasıyla beraber şekillenecektir. Karahanlı Devleti ile beraber bir süreç başlayacak. Yine Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle beraber burada Türk mimarisi de ön plana çıkacak ve en önemliler arasında camiler yer alacaktır. Türbe ve kümbetler de yine önemli yapılar arasında, onu da ifade etmekte fayda var. Yine Türklerin çini, minyatür, ahşap, halı, dokuma, hat, tesip, maden sanatlarıyla uğraştığını ve burada da geliştiğini ifade etmek mümkün. Yine Orta Asya'dan başlayıp Balkanlara kadar uzanan bir süreci kapsayan bu sanat mimarlıktan el sanatlara kadar geniş ve zengin bir yapıya ulaşacaktır. Osmanlı'daki sanatsal faaliyetlere gelecek olursak bitkisel motifler, geometrik şekiller, insan ve hayvan figürleri temelinde kullanılıyor. Ancak esasen bu insan ve hayvan figürlerini çok ön planda göremiyoruz. Çünkü biraz daha putperestliği çağrıştırdığı için buraya
eğilmeyecektir. Daha çok resim, heykel ve gravür sanatları ön planda değil. Bu andaki gelişmelerin 19. yüzyıldan sonra hız kazandığını ifade etmemiz mümkün. Saray içinde sanatçıların örgütlenmesi var. Ehli ref denecektir bunlara. Nakkaşlar, müessipler, yine hatatlar bu teşkilatın içerisinde yer alıyor. Hat, ebru, çini, tesip, minyatür, fresk, vitray, mozaik, kalkma, oyma, seramik, cilt, debbah yani derecelik ve halı gibi farklı sanatlar Osmanlı'da ön planda. Hat sanatına baktığımız zaman mesela şurada bir hat sanatı unsuru gösterilmiş. İslami bu harflerle beraber güzel yazı yazma sanatı olacaktır diyelim. Yine önemli hattatlar arasında bakın Osmanlı'da Amasyalı Şeyh Hamdullah ve Mustafa Rakı Efendi, Hafız Osman'a Ahmet Akşemseddin Karahisari'yi görmek mümkün. Tesip sanatı ise el yazması sanatları altın tozuyla süsleme sanatı yani yaldızlama sanatı olacaktır. Tesip ustalarına biz Müzeyyip adını veriyoruz. Kara Mehmet önemli bir tesip ustası olacaktır. Minyatür ise el yazması kitaplarda ışık ve gölge düzenlemesi yapılmadan çizilen derinlik yani perspektif kurallarına olmadığı çok renkli ve küçük boyutlu yapılar olacaktır. Minyatür sanatçılarına nakış veya tasvir denilir. Ressamlarına ise nakkaş adına verebiliriz. Yani minyatür sanatının diğer adı nakış veya tasvir olurken ressamlarına nakkaş ismini veya musavver ismini verebiliyoruz. Genellikle siyasi, dini ve sosyal gelişmeler üzerine yazılan minyatürler olacaktır diyelim. Matrakçı Nasuh Efendi, Levni ve Nakkaş Osman ön plana giren Osmanlı'da önemli minyatür sanatçıları diyelim. Klasik dönem Osmanlı sanatına gelelim. Buradan devam edelim. Çini sanatında iyi kalitedeki böyle killerin fırında pişirilmesiyle ortaya çıkan bir sanattır. İznik, Kütahya ve İstanbul önemli çini merkezleri olacaktır. Ciltçilikte ise kitapları ciltlemeye dayalı olan esas olacaktır. Sultan II. Bayezid döneminde başlayacak. Bunlarla uğraşana biz mücellit adını veriyoruz. Ebru sanatı ise su üzerine böyle yayılmış toz boyalar vasıtasıyla yapılan bir sanat olacaktır. Ciltçilikte ve levhaların iç ve dış süslemelerinde biz Ebru sanatını kullanabiliyoruz. Evet, sizlerle beraber 3 maddede Türk kültür ve medeniyeti konusuna bakmış olduk. Hemen ÖSYM tarzı sorumuza gelelim. Sorumuzu inceleyelim. Eski Türklerde ticarette dış alım mallar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiştik. Tarımsal ürünleri Türkler alacak, hububatı alacak, giyim eşyalarını alacak, ipekli kumaşı alacak. Ancak eski Türklerde ağırlıklı olarak konar göçer yaşam tarzı hakim olduğu için inşaat malzemeleri burada almaları mümkün değil. Bu yüzden yanlış bir ifade. Bu haftaki ödüllü sorumu soruyorum. Toprağını izinsiz olarak terk eden veya 3 yılı üstü ekmeyenlerden alınan verginin adı nedir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Hadi bakalım, gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.